l'autre fois. Merhaba. Merhaba. Müsait misiniz? Müsaitiz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyisin. İyi gördüm seni. Bu da alabiliyorsun değil mi? Evet. Evet. Okul müdürümüz Fuat Hocam, diğer öğretmenlerimiz gerekli ilgiyi, alakayı gösteriyorlar değil mi? Ne evet. En sevdiği öğretmeni kimmiş budur hoca Latif Hoca? Soralım bakalım. En sevdiğin öğretmen ne diyeyim hocam? Din dersi. Din dersi. Hı-hı. Samet Hoca'yı da çok seviyorum. Samet Hocam. Sesi çıkarıyoruz çünkü niye batıyor? Öyle hani, mi? Evet. Din öğretmenden gittikten sonra gün içerisinde. Latif Hocam sen kolundan tut, yavaş yavaş onu yanaştır. Aynen. Ve kültürel değerlerimizden, özelliklerimizden bahsettik değil mi? Evet. Neden bahsetmiştik bir hatırla? Yemeklerimizden. Yemeklerimizden. Başka mesela halk oyunlarımızdan. Halk oyunlarımızdan. Ev sanatlarımızdan. Evet. Evet. Ve değişim arz ediyor. Hem gelişiyor hem de beraberinde değişiklik arz ediyor değil mi? Evet. Folklorumuz, halk oyunlarımız bunlar hepsi bizim kültürel değerlerimiz içerisindeydi. Geçmişten gelen bu kültürel değerler yeni nesiller... Ben... Engelli olduğum için okula gidemiyorum ama okul buraya geliyor. Tüm öğretmenlerimi seviyorum. Hepsini seviyorum. Meryem küçüklüğünden beri çok belli sıkıntılar yaşamış. Üç tane ameliyat geçirmiş. Bu dördüncü çok ağır bir şekilde geçirdi. Daha önünde üç tane daha ameliyatı var. 6 ayda bir kere, şimdi Nisan'ın sonunda bir ameliyatı daha var. Onun 6 ayda olduktan sonra başından bir ameliyatı daha var. Yine de Allah devletimizden razı olsun, devletimizi var etsin. Milli Eğitim'le beraber gerçekten çok iyi işler çıkardılar. Öğretmenlerimiz eve kadar geliyorlar. Sağ olsunlar, karkış demeden her şekilde yolları derler ya, Meryem'e hepsi seferber olmuşlar. Meryem, sağlık sorunlarından dolayı okula devam edemeyen bir öğrencimiz Milli Eğitim'e başvurdu. Bu durumda da biz öğretmenler olarak eğitimini okulda değil evde sağlamaya çalışıyoruz, devam etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Akranlarından, derslerden geri kalmasın diye. Kendisi iyi, okuması anlaması iyi, anlayabiliyor, bir sıkıntı yok bu konuda. Başarılı da bir öğrenci. Biz bugün İrfan Gül kardeşimizin evindeyiz. Meryem kızımızın babasının evindeyiz. Meryem ortopedik engelinden dolayı okula gidemeyen öğrencilerimizden bir tanesi. Bu okula gidememesinden dolayı eğitimini tamamlayabilmesi ve akranlarından geri kalmaması adına evde eğitim uygulaması kapsamında bütün branşlarda, ihtiyaç duyulan bütün branşlarda öğretmen görevlenmesini yapıyoruz ve bu öğretmenlerimiz evde eğitim uygulaması kapsamında Meryem ve diğer bu kapsamdaki çocuklarımıza eğitimlerini burada gerçekleştirmektedirler. Meryem çok başarılı bir öğrencimiz. Bütün branş derslerinde ihtiyaç duyduğu için o kapsamda öğretmenlerimiz Meryem'in evine geliyorlar. Bu dersleri burada tamamlıyorlar. Tabii Meryem'e sorduk en çok hangi dersi seviyor diye ve branşı seviyor. Din dersini ve din kültürü öğretmeninden çok sevdiğini bize ifade etti. Biz bu tarz durumlarda olan öğrencilerimiz öncelikle iki tane rapor almaları gerekiyor. Birisi doktor raporunu aldıktan sonra bize başvurusunu gerçekleştiriyorlar. Bu başvuru ya velisi, ya okul idaresi veyahut da öğrenci direkt kendisi de bu talebi bize gerçekleştirebilir. Bu talep bize düştüğü andan itibaren hastaneden almış olduğu raporla beraber RAM dediğimiz kurumumuzdan da ihtiyacı olduğuna dair ikinci bir raporu aldıktan sonra bu evde eğitim uygulamamızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bitlis merkez olarak yaklaşık şu anda 10 öğrencimize evde eğitim kapsamında eğitim vermekteyiz. Bitlis merkez ve ilçeleriyle beraber yaklaşık 76 tane öğrencimiz evde eğitim hizmeti kapsamında bu hizmetleri alabiliyorlar.
Tabii İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve devletimizin bize sunmuş olduğu tüm imkanları bu tarz öğrencilerimizin akranlarından geri kalmaması adına seferber olmaktayız. Bununla ilgili materyal olsun, diğer tüm eğitim desteklerini kusursuz bir şekilde bu öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bizim asli vazifemizdir, asli görevimizdir. Bugün burada Meryem kızımızla görüşme fırsatımız buldu. Gözündeki bu ışıltıyı, bu sevinci, bu güzelliği görmemiz bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu. Bu tarz öğrencilerimiz diğer eğitim, evde eğitim kapsamı çerçevesinde bu hizmetten faydalanıyorlar ve bu amacı böylelikle gerçekleştirmiş oluyoruz. Değil mi? Aferin kızım. Hocam hatırlıyor. Şöyle. Şöyle sözlükten de. De şöyle kitaplarımız. İle öncülleri ve çuvalların izli. İki kötü niyetli hanin kolen. Niye bu? Elinde kocaman bir kova ile Ninni Ana'nın yanına geldi. Merhemini hazırladık. Şimdi yararlı köklere sürmeye başlayalım mı?